Aşağıdakilerden hangisi 2 artı 5 artı 8 artı 11'in toplamına eşittir diye sormuşlar. Doğru olan tüm seçenekleri de işaretlememizi istiyorlar. Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu benden önce kendi başınıza bir deneyin. Verilen toplama baktığımızda 2 ile başladığımızı ve her seferinde 3 eklediğimizi görüyoruz. Toplamda da 4 tane terimimiz var. Bu bilgileri kullanıp bir sigma gösterimi yazabiliriz ama ben bize verilen seçenekler üzerinden ilerlemek istiyorum. Evet, hadi bu iki seçeneği inceleyip ne çıkacağını görelim. Burada n eşittir 1 ile başlıyoruz. Bir bakalım, n 1 iken bu 3n, yani 3 çarpı 1, eksi 1 artı n2 iken 3 çarpı 2 eksi 1, n3 iken 3 çarpı 3 eksi 1 ve son olarak n4 iken de 3 çarpı 4 eksi 1 eder. Ne yaptığımı daha iyi anlamanız için bunun n 1'e eşitken elde ettiğimiz terim olduğunu not edelim. Evet, n burada 1'e eşit, burada 2'ye eşit, burada 3'e ve burada da 4'e eşit. 4'te durmamızın sebebi bu ifadenin bize n'nin 1'le başlayıp 4'e kadar olan değerleri alacağını söylemesi. Evet, gelin hesaplayalım. 3 çarpı 1, eksi 1, 2 eder. Şahane. 3 çarpı 2, 6 eder. 1 çıkarınca 5 kalır. İyi gidiyoruz. 3 çarpı 3, eksi 1, 8 eder. Bu da güzel. Ve son olarak 3 çarpı 4, eksi 1... 11. Bu seçenek doğru. Bir de B seçeneğini değerlendirelim. N 0 iken 2 artı 3 çarpı 0 2 eder. Güzel. N 1 iken 2 artı 3 çarpı 1 5 eder. Şahane. N 2 iken bir saniye burada N 0 burada da N 1'di. Evet bunları da yazdıktan sonra N 2 iken 2 artı 3 çarpı 2, 8 ve bu son derece mantıklı. Neden mi? Çünkü n'yi arttırdığımızda buradaki ifade yüzünden her seferinde 3 ekliyoruz. Aynen buradaki gibi. 0'la başladığımızda 2 artı 3 çarpı 0, 0 olduğu için 2 elde ettik. Evet, gördüğünüz gibi 2 ile başlıyoruz ve n'i arttırdıkça 3 ekliyoruz. Son olarak n üçgende n de 2 artı 3 çarpı 3'ten. 11 elde ettik. Demek ki bu seçenekte doğru. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Bize bir toplam vermişler ve tek bir seçeneği işaretleyeceğiz. Evet, buradaki toplamı acaba bu seçeneklerden hangisi veriyor? Az önce yaptığımız gibi isterseniz hemen bu toplamı da açık bir şekilde ifade edelim. Bir önceki örnekten farklı olarak burada bir değişken var ama bunun işlerimizi zorlaştırmaması lazım. n eşittir n eşittir 1 ile başlayalım n1 iken bu k bölü 1 artı 1'e eşit olur. Bu n eşittir 1 artı n2 iken k bölü 2 artı 1. n burada 2 eşit. n3 iken k bölü 3 artı 1. n eşittir 3. Ve son olarak n4 iken de Burada bize 4'te durmamızı söylüyorlar. Evet, n4 iken de k bölü 4 artı 1 elde ederiz. Tüm bu, hemen şuraya yazayım, k bölü 2 artı k bölü 3 artı k bölü 4 ve artı k bölü 5'e eşittir. Doğru seçenek işte burada. Aslına bakarsanız bunları hiç yapmadan seçeneklere bakıp birinci terimin ne olacağını düşünmüş olsaydık zaman kazanabilirdik. Nasıl? Birinci terim k bölü 2 ve seçenekler arasında bununla başlayan sadece bu var. Burada k bile yok. Evet, burada n için kullandığınız sayıyı k'nın yerine de kullanmanızı istiyor. Yani sizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bu seçeneği anlamak biraz güç çünkü k'yı paydaya koymuşlar. Ve eğer k ile n n'in yerlerini şaşırırsanız da bu seçeneği elde edersiniz ama doğru seçenek a seçeneği.